Merhaba sevgili Taba takipçileri. Mesafasının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Yeni eğitim ve öğretim yılı başları. Bu yıl geçen yıllardan daha farklı olarak uzaktan eğitim tercih edilecekti. Bunun da nedeni bildiğimiz pandemiydi. Yani öğrencilerimiz okul sıralarında değil de evde bilgisayar başında ders görecekti. Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi Başkan Vekili Doktor Selçuk Bacalan konuğumdu bugün. Selçuk Bey, programa hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, var olun. Selçuk Bey, malum pandemi döneminde okulların seviyesi belliydi, uzaktan eğitim olacaktı. Bu dönem için ne tür projelerimiz var? Efendim, öncelikle size ve ekibinize üstün başarılar dilerim. Gerçekten Türkmen Basın Ajansı olarak Türkmen medyasında büyük bir boşluğu kapatmış durumdasınız. Ekibinizi tek tek tebrik etmek isterim. Bizi açıkçası bu ekranda uygun gördüğünüz için ayrıyeten de teşekkür etmek isterim. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Şimdi malumunuz 2019'un Mart ayından itibaren, daha doğrusu Çin'de başlayan Ocak ayından itibaren bir COVID-19 salgını var. Bu ister istemez dünyanın bütün kademelerini, hayatın, yaşamın bütün kademelerini etkilemiş vaziyettedir. Bu da ister istemez en büyük pay eğitim görür. Eğitimi gerçekten çok çok etkilemiş durumdadır. Bu konuyla ilgili biz Türkmen Eğitimi olarak öğrencilerimize daha faydalı olabilmek için sistem gereği, daha doğrusu dünyanın birçok ülkelerinde uzaktan eğitim projeleri yürütüldü, planlandı. Bazıları da devreye girdirmişti bu şeyleri, sistemi. Biz Türkmen Eğitim Merkezi olarak geçen seneden itibaren daha COVID-19 kelimesi bile ortaya atılmadan önce geçen dönemle Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla bütün ders kitaplarımızı dijital ortama aktarmak diye bir projemiz oldu. Çok şükür birinci sınıf bazı kitaplarını dijital ortama aktardık. Pandemi salgın nedeniyle, korona nedeniyle o projemiz yarıda kaldı. Çünkü bilirsiniz Türkiye'de de EBA sistemi üzerinden, EBA projesi sistemi üzerinden uzaktan eğitim devreye girdi. İster istemez bizim planımız, bizim projemiz ikinci planda kaldı. 1 Temmuz itibariyle göreve geldikten sonra tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısını çaldım bu konuyla ilgili. Çok sağ olsunlar, olumlu karşıladılar bu isteğimizi, devamını daha doğrusu. Bu konuyla ilgili bütün kitapları Milli Eğitim Bakanlığı'na aktardık. Yavaş yavaş ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar derslerimizi tek tek dijital ortama aktardık. Dijital ortama aktardıktan sonra Türkmeneli televizyonu vasıtasıyla, sizler gibi basın medya kanallarıyla, sosyal medya vasıtalarıyla, bizim de YouTube kanallarımız var, sosyal medya sayfalarımız var eğitim merkezi olarak. Bölgede de bu konuyla ilgili 5 tane şubemiz var. O şubelerin de kanalları vasıtasıyla öğrencilerimize ulaştırma gayesindeyiz. Tabii ki siz de bilirsiniz. Belki de okullar birinci dönem açılmayabilir Irak genelinde. İster açılsın ister açılmasın biz bu projelerimizi devam ettireceğiz. Ve öğrencilerimiz bu konuda mağdur olmaz inşallah. Devam ediyoruz açıkçası bu projeleri. İnşallah bütün öğrencilerimize en kısa zamanda bu projeyi aktarmış olacağız. Peki okullarda ne tür faaliyetler yapsınız? Ne tür destekler sunuyorsunuz okullara? Şimdi ustadım, merkez olarak okullarda biz açıkçası misyonumuz, vizyonumuz lojistik destek sağlamaktı. Türkmeneli'nin bölgesinde Türkmen Esas okullarına. Onun yanında Türkmen Şumul okullarına. Türkmen Esas okullarına ağırlıklı olarak hem fiziki, yani destekimiz oldu. Fiziki destekten kastımız nerede? Bazı okullarının onarımını üstlenebildik. Tabii ki bunun altında Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı var. Maddi desteğimizi Türkmeneli Kültür Vakfı'ndan aldık. Siz de bunları bilirsiniz. Bazı okullarımıza da bilimsel destek verdik. Bilimsel yatırımda bulunduk. Bilimsel yatırım nerede? İşte laboratuvar eksikleri var. Gerçekten Irak eğitimini siz daha iyi bilirsiniz.
Çok gelişmiş değil açıkçası. Aynı zamanda biz bu okulların ihtiyaçlarını ister lojistik olsun, ister bilimsel olsun tek tek gidermeye çalışırız. İmkan dahilinde tabii. Onun yanında bazı okullarımız, bazı bölgelerimiz daha doğrusu, bölgelerimizde bazı Türkmen okulları gerçekten ihmal edilmişti. Özellikle Telafer'de. Siz de bilirsiniz, Telafer 2014'ten sonra orada memleket maalesef harabeye çevrilmiş. Ne yazık ki Irak Devleti de yan gözle bakmaktadır telafere. En azından biz sivil toplum örgütü olarak bize düşen ihtiyaçlarını gidermeye çalışırız. İşte ihtiyaçları nerede? Anaokulu onarımıdır, ilkokul onarımıdır, işte sınıflarda tahta, sıra, öğrencinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencinin ihtiyaçları nerede? İşte forma, kıyafet dediğimiz, çanta, ayakkabısına kadar bazı bölgelere servis imkanlarımız var. Servis ücretlerini karşılıyor. Bazı bölgelere maddi imkanlarımız var açıkçası. Kifri gibi Türkmenyeli'nin kalbi, Türkmenyeli'nin daha doğrusu ilk Türkmen okulun açıldığı bir yer. Orası senelerce maalesef ihmal edilmişti. Geçen sene çok şükür girişimlerimizle, Türkmenyeli Vakfı'nın girişimiyle daha doğrusu TİKA gibi çok köklü, çok prestijli bir kurumun kapısını çalarak orada sıfırdan yeniden bir anaokul binası inşa ettik. Yakın zamanda inşallah bölgede olup onun açılışını da gerçekleştireceğiz. Onun yanı sıra efendim Karatepe gibi Türkmen bölgesi olan Karatepe gibi bir bölgede maalesef okullarımız ihmal edilmiş. Bunu devlet de ihmal ediyor maalesef. Bizim üzerimize düşen nedir orada? Karatepe'de de oradaki yerel yönetimlerin vasıtasıyla daha doğrusu, oradaki Türkmen şahsiyetlerin girişimleriyle bölgeyi ziyaret ettik. Bir yer tahsis ettiler açıkçası. O onay aşamasında da öyle diyeyim. Onun üzerine kısmet olursa yakın zamanda planlarımız dahilinde giderse inşallah orada da bir okul açma veya yeniden yapma projesini hayata geçireceğiz evvelallah. İşte bu konuda da sadece sivil toplumların desteği yetmiyor. Halkın da desteği bazen. Ona da ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda da az olsa milletimiz duyarlıdır çok sağ olsunlar. İnşallah bu sıkıntıları yavaş yavaş gidereceğiz. Ondan eminim. İnancımız tamdır. Peki, Irak'ta zaten eğitim seviyesi çok iyiydi acı. Okullar yetersizdi, bunu bildik. Siz de bu dönemde necayı, yani bu dönemi en az hasarla atlatarak biz. Yani öğrenciler için en az hasarla bu dönem necayı atlatılır? Doğrudur. Çok güzel bir soru. Açıkçası pandemi salgını daha doğrusu COVID-19 salgını dünyanın her yerini etkilediği gibi Irak'ı daha fazla etkilemiştir. Ve bu konuda da bizim üzerimize düşen eğitimciler farklı yöntemlere başvurmak zorundayız. İşte birinci sorduğumuzun cevabı mesela dijital ders kitabına yönelmek. Televizyon, sizler gibi medya kanalları üzerinden talebelerimiz mağdur olmasın, eğitim seviyeleri aksamasın diye bu kanallar üzerinden eğitim vermeye çalışırız. Ancak yeterli mi? Yetersizdi. Ben de bir eğitimci olarak şimdi öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı zaman gerçekten bir insanın bir ayağı gitmiş anlamına gelir. Öyle yakınlaştırayım. Böyle bir örnek verebilirim. Çünkü öğrenci öğretmenin kokusunu, öğretmenin şeklini, fiziğini, şemasını görmeden anlamayabilir açıkçası o dersi. Şimdi uzaktan da ne kadar etkili olursa olsun ama yüz yüze eğitimden bence daha faydalı olur. Yüz yüze verilen eğitim daha da faydalı olur. Bu konuda gerçekten bütün dünya muzdarip olduğu gibi bizim de eğitimimiz yavaş yavaş ilerliyor bu konuda. Gerçekten bundan çok etkilenmiyor. Peki Irak siyasi sıkıntıların sürekli yaşandığı bir ülkede. Siyasi durumlar değiştiğinde sizi önünüzden ne tür engeller çıkarır, ne sıkıntılarla karşılaştınız? Şimdi ustadım, Irak maalesef
doğrunu konuşmak gerekirse bir siyasi çalkantı içerisinden gelir. Bu da ister istemez otoriter, yani oradaki sultanı zayıf düşürür. Zayıf düşürdüğü takdirde devletin bütün erkanları felç olur. Bizim üzerimize düşen nedir? Daha doğrusu bizi etkileyen konu nedir? Bu otorite boşluğundan, siyasi durumunun etkisinden. Resmi kitaplarımız mesela, resmi taleplerimiz bundan önce bir ay içerisinde çözülürdü. Şimdi 6 aylar, 7 aylar aldı bir imza için sadece. Düşünebilir, bilirsiniz ki mesela tarihle ilgili, Türkmen tarihiyle ilgili bazı notlarımız oldu Irak Eğitim Bakanlığı'nda. 6 aydır biz onu gerçekleştirebilmemiştik. Çünkü oradaki memurlar da devam etmedi. Hem bu siyasi çalkantılardan dolayı, maaş sıkıntısından dolayı, kuzeyde olduğu gibi, bir de üzerine Covid-19 gelince gerçekten işlerimiz çok aksadı bu konuda. Dolayısıyla yükümüz daha fazla oldu bu konuda. Eğitim kültür merkezi olarak bir devlet faaliyetini yapar açıkçası. Yani Türkmen Eğitim ve Kültür Merkezi veya Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı olsun, bölgedeki temsilcilerimiz olsun, devletin, Irak Devleti'nin yapamadığı işleri biz yapıyoruz okullarımızda. Yani Irak Devleti'nin yapması gereken işleri biz yapıyoruz okullarımızda. Buna en bariz örnek verin. Biz Irak vatandaşıyız. Türkmen okullarımız ister kuzeyde olsun, kuzey bölge yönetimine denetimine tabi etti. Bağdat'taki yönetime, kuzey bölgesi hariç, Türkmen okullarımız Bağdat'taki yönetimin denetimindeydi. Ben bir Irak vatandaşıyım. Benim kitaplarımı, Türkmen ders kitaplarını, Türkmen okullarının kitaplarını Bağdat yönetimi 2018'e 2019'a kadar basmırdı. Neden basmırdı? İşte mahallalar, mali krizler var, bilmem ne var. Yolunu buldu. Mali krizler neden sadece Türkmenler etkileri? Kürt eğitimini niye etkilenmiyor? Arap eğitimini, Hristiyan eğitimini niye etkilenmiyor? Temennim hiçbirini etkilemesin. Onların da etkilenmemesini isterim. Ancak ben üvey evlat muamelesi gördüğüm için biz ekip olarak merkezde geçen sene Irak Eğitim Bakanlığı'nı ziyaret ettik. Bir takım taleplerimiz oldu, maruzatlarımız oldu. Haklı talepte açacağız. Ben bir Irak vatandaşıyım ve Irak'ın asli unsurlarından biriyim. Bak üçüncü unsur diyemiyorum. Bu yanlış tabir. Asli unsurlardan biriyim. Benim eğitimimi, kontrolümü sen yapsan ama kitaplarımı sen basmasan. Bu konuyla ilgili ciddi bir girişimlerimiz oldu. Aynı zamanda milletvekillerimizin, oradaki genel müdürümüzün hakkını yememek lazım. Onların da girişimler oldu bu konuda. Sağ olsunlar. Geçen sene, yani bu sene daha doğrusu 2019-2020'nin eğitim öğretim kitaplarını Irak Eğitim Bakanlığı bastı. Bu büyük bir adımdı, büyük bir başarı. Onun yanında bazı kitaplarımızda eskiden kalma, işte Türk büyüklerine, Türk tarihiyle ilgili istenmedik iftiralar var açıkçası. Yani tahkir edici sözler var. Affınıza sığınırım. Bununla ilgili güzel çalışmalarımız oldu. Forum halinde büyük, iyi bir, yani akademisyenlerden oluşacak iyi bir kadro, komisyon oluşturduk bu kadrolardan. Tespit ettik sıkıntılarımızı, resmi şekilde Bağdat'a sunduk. Bunu kısa zamanda inşallah olumlu neticesini alacağız. Olumlu neticesini alır almaz önümüzdeki sene bu kitaplarda artık gerçek olmayan bu bilgiler kalkacak. Peki kitaplardan bahsediyoruz. Hani hükümet tarafından basıldı. Daha doğrusu hakkımızı alarak öyle bastırdı diye. Tabii en doğal hakkım benim bu. Doğru da. Peki yurt dışından kitap temin ettiği huzda sıkıntılarla karşılaşırsınız. Özellikle sınırdan geçirme konusunda. Bir de öğrenciler rahatlıkla bir kitaplara ulaşabilirler. Maalesef bu konuda da çok çok ciddi sıkıntılarımız ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben bir Irak vatandaşı olarak, yani Türkmen eğitimi sorumlusu olarak açıkçası, bölgeden veya buradan girişimlerimiz neticesinde ufuk açıcı bilgilerimi artırabilmek için daha geniş, daha hür bir fikir
elde edebilmek için farklı kitaplara da ihtiyacım var benim. Bunu maalesef son zamanlarda Irak bölgesel yönetimi sınırından geçirebilmiyor. Bu kitapların içinde herhangi bir karşı tarafı, ister Irak hükümetini, ister bölgesel yönetimi rencide edecek herhangi bir söz falan yoktu bunda. Kontrol de edebilirler. Ancak işte bu Türkiye'den geldi diye el koyuyorlar, teşebbüs edirler. Bu da bizi açıkçası, yani insan haklarına da aykırıdır açıkçası bu. Bizi rahatsız eder bu konu. Temenni ederim ki yakın zamanda bölgedeki milletvekillerimiz sayesinden, bölgedeki bakanlarımız sayesinden bu sorunu ele alırlar, bir çözüm noktasına getirirler inşallah. Peki bu konuda yeterli girişimler oldu. Yeterli girişimlerde bulunduk ama karşılığını alabilmedik açıkçası. Anlıyorum. Son olarak da istedim bunu diyeyim. Türkmen okullarına yönelik desteklerimizden söz edersek. Bu destekleri sağladığımızda ölçütlerimiz ne? Neleri baz alarak bu destekleri yapsız? Hani kıyasımız nedir burada? Evet, çok güzel bir soru. Bir eğitimci olarak eğitimde ayrımcılık, taraf tutmak diye bir ilke yoktu. Aykırıdı bu. Eğitim anlayışına aykırıdı. Ancak ve ancak. İkinci veya üçüncü soruda da arz etmiştim bu cevabı. Bazı bölgelerimiz gerçekten ihmal edilip. Biz o bölgelerin, ihmal edilen bölgelerin açıkçası, mesela diğer bölgelerdeki eğitim seviyesine gelebilmek için biraz daha fazla yardımda bulunduk özellikle. Bu tabii ki sürekli olmayabilir. İstenen seviyeye geldiği takdirde artık bütün bölgelerimize eşit mesafede davranmak zorundayız. Çünkü bu eğitim ilkelerine aykırı olur. Taraf tutmak. Selçuk Bey, programa konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sevgili TEBA takipçileri, Mesafazlı bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar özünüze çok iyi bakın.